Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 11 Eylül haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Şimdi sevgili yükselen Koç burcuyla başlıyoruz ve yükselen burçlarınıza göre dinlemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili Koç burcu pazartesi günü itibariyle biraz daha flörtöz enerjilerde olabilirsiniz. Biraz daha aynı zamanda işte sosyal olabilirsiniz. Biraz daha göz önünde olabilirsiniz. Biraz daha dikkat çekebilirsiniz aynı zamanda. Sevgili arkadaşlar ve daha böyle sorumluluklarınızın üzerine gidebilirsiniz. Daha böyle ciddi ilişkiler üzerine gidebilirsiniz. Yani şöyle bir şey var. Evet, biraz flörtöz enerjilerde olabiliriz. Hayatımızda kimse yoksa tabii ki. Ama bu sefer biraz daha ciddi kişilerle görüşmek belki hoşunuza gidebilir. Ya da ilişkiyi ciddiyete götürmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu tarz konulara yönelebilirsiniz pazartesi günü ve salı günü itibariyle. Aynı zamanda benim işte aşkla meşkle işim yok, flörtle işim yok diyenler içinse biraz daha keyif alanlarınızla ilgili durumlar söz konusu. Yani rahat ettiğiniz, keyif aldığınız bazı konularla ilgili birazcık daha bu yöne yönelebilirsiniz aslında. Bu alanlara yönelebilirsiniz. Neyden keyif alıyorsanız, neyden zevk alıyorsanız, neyden mutlu oluyorsanız biraz daha işte o konulara, o durumlara, o işte ya da gittiğiniz yerlere, belki bir yere gidip bir yerde bir kahve çay içmek hoşunuza gidiyor, onu yapmak isteyebilirsiniz. Ve aynı zamanda bazılarımızın da çocuklarla ilgili gündemleri söz konusu olabilir varsa, çocuğunuzun hayatıyla ilgili bazı gelişmeler ve bunu da takip etmek zorunda kalabileceğiniz, daha fazla ilgilenmek zorunda kalabileceğiniz bir durum söz konusu olabilir sizin için. Aynı zamanda çarşamba, perşembe biraz daha iletişimimizin yüksek olduğu bir dönem. Özellikle de finansal konularda daha fazla iletişim içinde olabileceğimiz, çarşamba ve perşembe günü sorumluluklarımızı daha iyi bileceğimiz, daha ciddi, daha planlı, daha programlı hareket edebileceğimiz, işimize gücümüze yöneleceğimiz bir durum söz konusu. Ben çalışmıyorum işte okuyorum diyenler, siz de işiniz gücünüz okumak ve okumayla ilgili eğitiminizle ilgili bir plan, proje ve dikkatli çalışmalar yapabilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz. O da yoksa ev hanımıyım ya da evdeyim, çalışmıyorum diyorsanız da gündelik yaptığınız işte ev hayatınızda yine planlı programlı çalışmak zorunda kalabilir. Bazı sorumluluklar üzerinize düşebilir. Bu sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalışabilirsiniz. Gündelik koşturmalarınızla ilgili bir sorumluluk almak gibi bir durum söz konusu. En basiti sevgili yükselen koçlar, çocuğunuz okula başlar ve siz her gün bu çocuğu sabah ya da öğlen neyse artık okula götürüp getirme gibi bir sorumluluk alma, bir planlı programlı çalışmak zorunda kalmanız gerekecek bir durum söz konusu olabilir. Bazılarımızın da sağlıksal sıkıntıları söz konusu olabilir. Buna dikkat edin diyebilirim. Sağlık açısından biraz sıkıntılı süreçlerin de olabileceğini söyleyebiliriz nacizane. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, özellikle de sevgili yükselen Koç burcu, 15 Eylül'de Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay bizim yine çalışma evimizle ilgili bir durum söz konusu, gündelik hayatımızla ilgili, devletle ilgili bazı konular, askeriye, ordu, polisle ilgili bazı konular söz konusu olabilir. Çalıştığınız yerle ilgili bir yeni ay sevgili arkadaşlar. Burada başlatacağınız her ne olursa olsun planlı, programlı ve aynı zamanda da biraz böyle elektrik, elektronik gibi konularla ilgili de olabilir bu durum. Başlatacağınız bu konu, bu yeni ay ve aynı zamanda da bazılarımızın evcil hayvan edinme gibi bir durumu da söz konusu olabilir. Ya da bazılarımız yanına yeni eleman alma, yardımcı alma, beraber iş yapacağınız birileriyle birlikte çalışmaya karar verme gibi süreçlerden geçebilirsiniz sevgili
Koç burcu diyebilirim sizin için. Hafta sonu da daha fazla ilişkili odaklı olabileceğimiz bir enerji hakim. Özellikle de sevdiğimiz insanla bir araya gelmek, görüşmek, konuşmak. Yani biraz aslında şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Eski konuların tekrar açılması ya da eski işte yapılanları tekrar konuşmak, görüşmek ve bu durumdan dolayı bir can sıkıntısı gibi de bir durum yaşama ihtimalimiz söz konusu olabilir diyorum sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edin diyebiliriz. Aynı zamanda her ne kadar işte keyif, konfor, yani şöyle bir şey var. İlişkide keyif arayacaksınız. Yaşadığınız ilişkide, evlilikte, aşkta, birliktelikte keyfiniz, konforunuz, mutluluğunuz ve rahatlığınız ne kadar var? Belki bunu sorgulayacaksınız. Ben ne kadar rahatım bu ilişkide? Ben ne kadar konforum iyi, kendimi mutlu hissediyorum bu ilişkide dediğimiz, diyeceğimiz bir enerji hakim olabilir ve kendimizi sorgulayacağımız da bir süreç söz konusu gibi görünüyor burada sevgili arkadaşlar. Evet, bazen hatta bazılarımızın şöyle bir durumu da söz konusu olabilir. Aniden birdenbire gerçekleşecek bazı olaylarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle evlilik konularıyla ilgili, hayatınızdaki kişilerle ilgili. Bu alanla ilgili sevgili arkadaşlar bir sorgulama içinde olacağınız, bazılarınız bir fırsat da yakalayabilir, bir şans yakalayabilir. Daha önce kaçırdığınız bir fırsatı tekrar yakalama gibi de bir süreçten geçebilirsiniz. Sevgili Koç burcu diyebilirim sizin için. Ve geldik Boğa burcuna. Boğa burcu Pazartesi günü itibariyle gündemimiz daha çok ev hayatımız, ev konuları, evin işleri, tadilatı, tamiratı, evimizdeki konforumuz ve rahatımız için biraz daha böyle belki de tamir, tadilat ettirmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Bazılarımızın ev alma, ev taşınma, evden çıkma, ev kiralama, yani gündeminiz ev sevgili yükselen boğalar. Gündeminiz ev konusu, evin içindeki tadilatlar, ev satıp satmama, taşınıp taşınmama, kiraya verip vermeme gibi süreçler söz konusu olabilir. Bazılarımızın da ebeveynleriyle ilgili konular hakim olacakmış gibi görünüyor sizin için. Ve çarşamba, perşembe biraz daha flörtöz enerjilerde olabiliriz. Biraz daha aşk hayatımız, keyif alanımıza yönelebiliriz. Ama şöyle de bir durum var aynı zamanda. Her ne kadar biz keyif almak istediğimiz bazı konular olsa da biraz da keyfimiz de kaçabilir, bunu da söyleyebilirim. Çünkü yöneticimiz Merkür retroda. Yöneticimiz retrodayken keyif alamaz, zaten mutlu olamaz ve biraz da zor gibi görünüyor. Bizim bu keyif konfor alanımızla ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bir keyfimiz kaçacak. Canımız sıkılabilir, rahatımız bozulabilir. Bu tarz bir enerji hakim olabilir. Eski sevgili, eski partner, eskiden görüştüğünüz bazı kişilerle karşılaşma, tekrar bir araya gelme, görüşme. Ya yani tekrar bir araya gelme derken bir ilişki tekrar başlayacak anlamında söylemiyoruz. Bunu yanlış anlamayın. Görüşülebilir, bir kahve içilebilir, bir çay içilebilir, bir telefonla görüşülebilir, bir mesajlaşılabilir. Yani eskiden beraber olduğunuz kişilerle ilgili ya bir haber alma ya da sizin onlarla bir şekilde iletişime geçme gibi süreçleriniz söz konusu olabilir. Çocuklarınız varsa yine çocuklarınızla ilgili gündemlerin söz konusu olduğu bir durum var burada sevgili arkadaşlar. Sanki çocuklarınızın okul hayatıyla ilgili, çocuklarınızın iletişim konularıyla ilgili gündemleri söz konusu olacaktır. Ve aynı zamanda 15 Eylül Cuma günü sizin bu alanda bir yeni ayımız var sevgili Boğa burcu. Buradaki yeni ay söylediğim gibi belki yeni bir aşk, yeni bir birliktelik ve çocuğunuz için yapabileceğiniz yeni bir eğitim alanı, belki bir kurs, belki bir işte staja gönderme, belki bir eğitim aldırma gibi süreçler de söz konusu olacaktır. Aynı zamanda hafta sonu biraz daha gündelik hayatımıza yönelebiliriz. Biraz sağlıksal sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu sağlıksal sıkıntılar, bel ağrılarına dikkat edin diyorum özellikle.
Aynı zamanda daha böyle ilişki odaklı olacağız ama daha çok yanımızda çalıştırdığımız ya da birlikte iş yaptığımız, çalıştığımız kişilerle daha fazla iletişim içinde olabileceğimiz ve bu kişilerle dengeyi kurmaya çalışacağımızda bir hafta sonu bizleri bekliyor diyebilirim sevgili Boğa burcu içinde. Evet sevgili arkadaşlar, sizin için söyleyeceklerim böyleydi. O zaman sağlıcakla kalın, mutlu haftalarınız olsun.